Ekmek. İnsanoğlunun bilinen en eski ve en önemli gıda maddelerinden biri. İçeriği ve şekli değişiklik gösterse de günümüzde dünyanın her yerinde üretiliyor ve tüketiliyor. Tüm insanlığın ortak besin kaynağı. Malumunuz insanoğlu fizyolojik yapısı gereği acıkır ve yemek yer. Fakat bazı ülkelerde bu yeme işi biraz abartılıyor. Mesela bizde. Türk halkı bir yılda kendi ağırlığının tam 3 katı kadar ekmek tüketerek bu alanda dünya şampiyonluğunu da elinde bulunduruyor. Bu ihtiyaca cevap vermek içinse her gün 91 milyon ekmek üretiliyor. İnanılmaz bir rakam. Asıl soru şu ki nasıl bir üretim sistemi bu ihtiyacı karşılayabiliyor? Peki en temel haliyle un ve su karışımıyla oluşan hamurdan kaç farklı ekmek ürünü ortaya çıkar? Halk ekmeği, köy ekmeği, ata ekmeği, bazlama, cabata, sandviç, roll. Siz bu ürünlerin hangisini daha çok seviyorsunuz? Cevap vermek oldukça zor, değil mi? Bu programda tüketicinin alışveriş sepetindeki en popüler ürünlerinden biri olan bu mucizevi yiyeceğin ilginç serüvenine şahit olacaksınız. Tesadüflere inanır mısınız? İnanın çünkü bir tesadüf hemen hemen tüm insanlığın ortak damak tadını oluşturdu. İlkel insan çiğneyebilmek için ufaladığı buğdayı yağmurda unutunca buğday kırması hamurlaştı. Oluşan hamur sıcak taşlar üzerinde pişirilince de işler değişti ve ekmek ortaya çıktı. İlginç değil mi? İşte o zamanlardan günümüze kadar pek çok ekmek çeşidi bizi esiri altına aldı. Fakat bu durum ufak bir sorunu da beraberinde getirdi. Talep ve arz dengesi. İnsan nüfusu arttı, dolayısıyla ekmek talebi de arttı. Arz talebi karşılamalı, çok daha fazla sayıda ekmek, çok daha fazla kişiye ulaşmalıydı. Büyük tesisler bu sorunun üstesinden geldi ve binlerce farklı çeşit mamul insanların beğenisine sunuldu. Peki sizce bu mucizevi yiyecek nasıl oldu da sofralarımızın baş köşesine yerleşti? Yiyeceğin serüveninde birazdan. Hastalıklı ve lekeli buğdaylar nasıl ayrılıyor? Hamur yapılırken neden buz kullanılıyor? Doğal köy ekmeğinin sırrı nedir? Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı yiyeceğin serüveninde. Birazdan. Burası oldukça sakin ve huzur verici gibi görünse de sahne arkasındaki ekip artan talebe karşılık verebilmek için tüm gayretiyle çalışıyor. Burada yüzden fazla kişi her gün 250 bin adet ürün çıkarmak için iş başında. Elbette makineler de buna hatırı sayılır bir katkıda bulunuyor. Ortak hedefleri bu lezzetleri bol miktarda ve kusursuz üretebilmek. Un burada birçok farklı tada ve şekle dönüşüyor. Yoğruluyor, şekillendiriliyor, dinlendiriliyor ve pişiriliyor. Un çok önemli çünkü ekmeğin besin değeri üretimde kullanılan unun kalitesine bağlı. Bu kaliteyi artırabilmek içinse tam donanımlı un fabrikaları gerekiyor. Bu devasa fabrika günde 400 ton buğday kırma kapasitesine sahip. Yani tam 50 kamyon römorku buğday. Tabii bu kamyonlardaki buğdayların hepsi una dönüşmeyebilir. Buğdayın fabrikaya girebilmesi için randımanının yani kalitesinin ölçülmesi gerekiyor. Bu makine kamyondan buğday numunesi almaya yarayan havalı bir sonda. Bu sondayla laboratuvara gönderilmek üzere kamyonun istenilen noktasından numune alınabiliyor. Laboratuvara gelen numunenin de fiziksel, görsel ve biyolojik analizi yapılıp buğdayın protein ve gluten değeri ölçülüyor. Burada ürün verimliliği için devasa bir makineden daha yardım alınmak zorunda. Sortex makinesi.
Bu makinede buğdayın içindeki hastalıklı, lekeli ve yaşlanmış taneleri ayıklayarak buğday kalitesini üst seviyeye taşıyor. Sortex, buğdayın optik tarayıcılarla ayrıştığı tek tek daha kaliteli buğdayın kötü buğdaydan ve buğday içerisinde olan fazla yan maddelerden kurtarılmış sistemidir. Bu da ekmeğe, unun son haline ciddi bir katkı sağlıyor. Kalitesi artırılan buğday artık öğütülmeye hazır. İstikamet Vals katı. Burası günde 320 ton un çıkarabilme kapasitesine sahip. Sadece bu fabrikadan günlük çıkan unla bir şehri kaplayabilirsiniz. Yani Yalova olursa belki. Öğütme işlemi komplike bir işlem. Valslerden kırılarak çıkan mamuller öncelikle 25 metre yükseklikteki pnömatik katına, oradan da alt kattaki devasa elek makinesine ve ardından da sasör katına gönderiliyor. Vals, pnömatik, sasör. Anlamlarından emin olmadığımız bu kelimeleri kullanmasak içimiz rahat etmezdi. Burada irmiğin içindeki nişasta ve un hava yardımıyla kepek ve diğer materyal parçalarda vibrasyon sistemiyle ayrıştırılıyor, ardından da krom borularla tekrar vals katına gönderiliyor. Tüm makinelerin hepsi aynı anda çalışarak bu işlemleri defalarca tekrarlıyor. Her döngüde %10 ila 15 arasında un alınıyor, geri kalan kısımsa tekrar işleme gönderiliyor. Saatte 750 çuval un paketleyen bu aletin ismi 6 kafa paketleme makinesi. Un silosundan paketleme alanına aktarılan un burada çuvallara doldurulup etiketlendiriliyor. İşte sallama ve sıkıştırma sistemi çuvalın içindeki boşluğu aldı ve banda düşürdü. Dikişi atıldıktan sonra bantta ilerleyen un çuvalı üretim tesisine ulaşmak için kamyona yüklendi. İşte unun serüveni buydu. Peki fırında işler ne durumda? Un az sonra bu silodan elenerek hamur teknesine boşaltılacak ve üzerine su eklenecek. Una karışacak olan suyun sıcaklık derecesi çok önemli. Çünkü 24 derecenin üzerindeki hamurlar sönük kalıyor. Bu odada üretilen buzlu su, unun sıcaklık dengesini sağlıyor. Su, buz makinesinden 1 derece ile çıkıyor ve gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra hamur teknelerine gönderiliyor. Az sonra bu hamur teknesinin içi leziz mi leziz bir ekmeğin hamuruyla dolu olacak. Hangisi mi? Size gözlerinizi kapatın ve aklınızdan geçen ilk ekmeği söyleyin desem. Halk ekmeği. Ekmek arası cümlesindeki mevzu bahis ekmek. Kahvaltıda çikolata sürülür, akşamında kuru fasulyeye bandırılır. Her gün yaklaşık 86 milyon ekmek bu duruma maruz. Tamam, bu bir kamu spotu değil. Devam edelim. Bu devasa makinenin görevi saatte 2500 adet ekmek üreterek bu döngüye katkıda bulunmak. Peki nasıl? Kazandaki hamurun karıştırılmasıyla işe başlanıyor. Ardından teknedeki hamur kaldırılıp gramajının ayarlandığı ve kusursuz toplar halinde bölündüğü makineye konuluyor. Daha sonra yuvarlanan hamurlar 15 dakika dinlenecekleri döner sepetlere bırakılıyor. Dinlenen hamurlar nihayet uzun, ince biçimde şekillendi ve 40 dakika boyunca misafir olacağı nemli odaya gönderildi. Buna fermantasyon işlemi deniyor. Bu aşamayla hamur kabardığında mayanın görevini iyi yaptığı anlaşılacak. Ve işte fırına giriyorlar. Şimdi onlar 18 dakika boyunca 240 dereceye maruz kalacak. Aslında ekmeğin mucizesi burada gerçekleşiyor. Hamurun istenilen büyümeyi yapabilmesi için fırına uygun değerde buhar verilmesi gerek. Aksi takdirde ekmek istenilen boyuta gelemez. Çözümse buhar jeneratörleri. Bu fırınlar her hamura 10 ila 14 saniye arası buhar vererek onların hem renklenmesini hem de daha iyi pişmesini sağlıyor. Taş tabanlı bu fırında ise hamurlar uzun süre beklediği için giriş kapısından geçerken su püskürtülüyor. Çünkü ekmekler piştiğinde daha parlak ve çıtır çıtır bir kabuğa sahip olmalı.
Bu özel fırınlar kontrol ünitesi sayesinde herhangi bir aksaklığa mahal vermeden saat başı 4000 ekmek üretiyor. Taş tabanlı fırın 18 dakika boyunca işini iyi yaptı. Bu hacim 200 gramlık ekmekler için mükemmel. Artık tüketiciye ulaşabilir. Tamam, biraz daha bekleyelim. Evet, işte şimdi tüketiciye ulaşabilirler. Tabii kasalara dizilip nakliye aracına yüklendikten sonra. Fırınlar talebe karşılık verebilmek için 24 saat boyunca aralıksız çalışıyorlar. Endüstriyelleşme büyük kolaylık. Fakat bazı lezzetler hala geleneksel yöntemlerle ortaya çıkıyor. İşte onlardan biri. Ata ekmeği. Kendine az kaslı yapısı ve agresif duruşuyla dosta güven, düşmana korku verirken doyurucu özelliğiyle de diğer ekmeklerin 1-0 önünde. Bu ekmek günümüzde artan talebe rağmen hala elle işleniyor. Doğal mayalanma yöntemiyle üretilen bu lezzetin pişmiş hali neredeyse yarım kilogram. Hamuru yaklaşık 1 saat boyunca dinlendiği için elle işlem yapılmak zorunda. Çünkü makineler uzun süre bekleyen hamuru pek sevmez. Bu nedenle insanlarla arasını iyi tutuyor. Çalışanlar mayalanan hamuru tekneden alıp terazi yardımıyla gramajını hesaplıyor. 400 gram standardını tutturunca hamuru yuvarlama makinesine bırakıyorlar ki daha kolay işlem yapılsın. Son olarak yuvarlak şekle ulaşan hamur tahta bir zeminde sıralanıyor. Sadece 15 saniye süren imal aşamasından sonra 4 saat kadar fermentasyon odasında mayalandılar ve onlar artık bu taş fırına emanet. Bu dümen fırının içerisindeki döner mekanizmayı kontrol ediyor. Fermentasyondan çıkan ekmek hamuru tahta küreye 5 parça halinde diziliyor. Vakitleri gelen bu muhteşem beşli 28 dakika boyunca olgunlaşacakları fırına giriyor. 180 derece ısıya sahip bu özel fırın dümen yardımıyla onları tam tur döndürerek eşit pişmelerini sağlıyor. Ve işte sonuç. Mis gibi buharı üzerinde çıtır mı çıtır ata ekmeği. Yiyeceğin serüveninde birazdan. Ekmeklere neden çizik katılıyor? Bazı ekmekler neden paketlenmek zorunda? 50 gramlık ekmekle 1 kilogramlık ekmek hangi sistemle üretiliyor? Birazdan yiyeceğin serüveninde. Yiyeceğin serüveni devam edecek. Yiyeceğin serüveni devam ediyor. İyi bir kabarma dönemi geçiren hamura fırına girmeden önce çizik atılması gerekiyor. Peki neden? Rivayet odur ki Hristiyanlık inancına göre baba, oğul ve kutsal ruhu hatırlattığı için eskiden hamurların üzerine 3 tane çizik atılırmış. Orhan Bey döneminde de bu 3 çizgi Allah'ın birliğini ifade etmek için tek çizgiye düşürülmüş. Peki atılan bu çizginin rivayetten öte bilimsel bir açıklaması yok mu? Elbette var. Baştan alalım. İyi bir kabarma dönemi geçiren hamura fırına girmeden önce çizik atılması gerekiyor ki hamur kontrol altında hacimlensin. İçerisindeki gaz bu çizgiden çıksın ve ekmek istenilen şekilde olsun. Sonunda da bu muhteşem ekmekleri bizler de afiyetle yiyelim. Peki bu leziz ekmekler sadece açlığımızı mı gideriyor? Bir buğday tanesi aslında pek çok mucizeyi içerisinde barındırır. Vitaminler, proteinler, folik asitler, hangi insan için düşünürsek düşünelim, ekmek sadece temel besin kaynağı değil, ekmek aynı zamanda çok sağlam, çok güçlü de bir beslenme unsuru. O yüzden de sofradan da gönülden de ırak tutulmaması gerekiyor. Zaten istesek de sofralarımızdan ırak tutamayız. Hele de böyle halis muhlis bir ekmek varsa. Köy ekmeği. Doğal, organik, sağlıklı. Ne derseniz deyin. Yapımı meşakkatli fakat lezzeti doyumsuz. Rengi diğer ekmeklere göre biraz daha sarı. Çünkü onun yapımında lezzetli olduğu kadar sağlıklı da olan sarı buğday unu kullanılıyor. Buram buram köy havası koktu. Normal una %40 oranında sarı buğday unu katıldı, hamuru yoğruldu ve yapımına başlandı bile. Öncelikle hamur kaldırılarak gramajlarının ayarlanıp kesildiği Kes Start isimli makineye boşaltılıyor.
İhtiyacımız olan yaklaşık yarım kiloluk ekmek için bu iki parça tezgaha düşüyor ve çiftlenerek hamur yuvarlama makinesine atılıyor. Yuvarlanan hamur dağılmaması için unlu bir bez aracılığıyla dinlenme sepetine aktarılıyor. 5 dakika sepette dinlenen hamur bu sefer tezgaha düşüyor, ardından fermantasyon odasına doğru yola çıkıyor. İşlemlerin sonuca ulaşma vakti geldi, fakat bu leziz ekmeğin oluşumunda kilit bir nokta daha var. Fırın ve mümkünse geleneksel bir fırın. Bu köy fırını nesillerdir tamamen organik bir şekilde yapılan hamurları müthiş lezzetli ekmeklere dönüştürüyor. Şu doygunluğa bir bakın. Peki tamamıyla geleneklere bağlı kalınarak hazırlanan bu köy ekmeğinin sırrı nedir? Bizim ekmeğimizin zelletli olmasının sebebi ekşi mayadır. Akşamdan mayayı tutarız. Erken kalkınca o maya kabarır, onu hamurumuza, unumuzu koyarız, hamurun içine katarız, tuzunu atarız, suyunu koyarız, yumururuz. Mayası bir kenarda gelir. Maya geldikten sonra da fırına veririz. Ekmek olur. Ekmek de zelletli olur. Bunu her kişi seve seve yer. Tok da tutar. Bir alan bir daha alır. Bazlama. Bazlama nedir bilmeyenimiz var mı? Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden o sıcacık ekmekler. Kadın eli deymiş gibi kusursuz. Ah, aslında onlara kadın eli değdi zaten. Bu ekip sabah 6'da işlerinin başında olmak zorunda. Çünkü yetiştirmeleri gereken 8000 kadar bazlama ekmeği var. Üstelik makinelerden de yardım almayacaklar. Bu yöresel üründe aslına uygun olması için elle yapılıyor. 150 gramlık bazlamalar 174 gramlık hamurlara ihtiyaç duyar. Bunun için de öncelikle dinlendirilmiş hamurun gramajları ayarlanıyor, ardından bezeleniyor, yani şekillendiriliyor. Tabağı andıran yassı yuvarlak şekle gelince başka bir ekip onları devralıyor ve 4 dakika boyunca alttan ısıtmalı saçta pişiriyor. Pişen bazlamalar önce soğutuluyor ve ardından da gene kadınlarca paketleniyor ve bir gelenek daha devam ediyor. Peki başka hangi geleneği devam ettiriyoruz? Hayır hayır hayır, bu değil. Önce bir İtalyana misafir oluyoruz. Ciabatta. Dış kabuğu sert ve unsu, iç gözenekleri yumuşak. Mamma mia! Eğer ekmek tüketmeyi seviyorsanız zaten ciabatta ile karşılaşmış olmanız büyük olasılık. E o halde nasıl yapıldığını da bilmek istersiniz. İtalyanların kartviziti haline gelen bu ekmek, bekletilmiş maya ve zeytinyağının yardımıyla o eşsiz lezzetine kavuşuyor. Bir diğer püf noktası ise hamur teknesinde 5 dakika yavaş, 15 dakika hızlı devirde yoğruluyor olması. Bu ıslak ve yapışkan görünümlü mıncıklanası hamur az sonra leziz bir hal alacak. Ancak öncelikle bekleme kabından tezgaha boşaltılmalı. Şu kıvama bakın. Ustası onu yatay biçimde ayırıyor ve ardından elindeki kesiciyle 200 gramlık dikdörtgenlere bölüyor. Terazi kullanılmayan bu aşamada iyi bir gözden fazlası gerekiyor. Tecrübe. Dikdörtgen şekilli somun haline getirilen bu geleneksel İtalyan tavalara diziliyor ve bir saat boyunca istirahatli olacağı fermantasyon ünitesine çekiliyor. Günde 100 kilogram ciabatta hamuru aynı işlemlerden geçerek bu fırına kadar ulaşıyor. Tüm hamurların eşit pişmesini sağlayan bu özel fırında 15 dakika boyunca 250 derece ısıda son halini alıyor ve muhteşem görüntüsüyle tüketiciye doğru yola çıkıyor. Şimdi de Akdeniz'den Karadeniz'in o eşsiz yaylalarına yolculuk yapalım. Oranın ekmeği hangisi? Trabzon Vakfı Kebir ekmeği. Lezzetiyle damak tadımıza, heybetli görüntüsüyle gönlümüze hitap ediyor. Tadımlık değil, doyumluk. Yeme de yanında yat deyimine karşılık geliyor ve devasa boyutlarda. Bir kiloluk bir devden bahsediyoruz. Karşınızda Trabzon Vakfı Kebir ekmeği. Ay gözümün nuri! Bu protein deposu 1,5 saat ön dinlenme süreci geçirmeden önce ekşi maya ile yoğruluyor.
Ki aslında lezzet de burada dahil oluyor. Yoğurmanın ardından makineye ihtiyaç yok. Çünkü her şey elle yapılmalı. Tam da geleneklere uygun bir şekilde. Ustalar onu tekneden alıyor çünkü öncelikle gramajı ayarlanmalı. Tartılan hamur ilk olarak kabaca yuvarlanıyor ve ardından şekillendiriliyor. Aslında ona gerçek şeklini aldıracak olan bu yuvarlak taslar. Tas kalıplara konulan hamur burada 6 saat boyunca bekletilecek ve kabararak tasların şeklini alacak. Pişirilecek ve ortaya işte tam da böyle bir görüntü çıkacak. Kocaman bu ekmekler evimizde günlerce bekleyebilir. Peki ya hızlı ve kolay tüketim için hangi ekmeği tercih ediyoruz? Sandviç ekmeği. Genellikle pratik ve hızlı tüketilebilir olması sebebiyle tercih edilen bu mini ekmek, peynir, salam ve marulun da katkısıyla muhteşem görüntüsüne kavuşuyor. Onlarsız böyleler. Gene de siz bilirsiniz tabii. Peki o nasıl bir serüvenden geçti? Derecesi ayarlanmış 116 litre suyla 200 kilo un karıştırılıyor. Ve daha sonra 12 kilogram şeker ilave ediliyor. Çünkü o bir sandviç hamuru. 2800 adet sandviç ekmeğine yetecek kadar hamur 18 dakika boyunca yoğruluyor. Ardından 5 dakika dinlendirilen hamurun sonraki durağı bu ekmek üretim makinesi olacak. 35 gram ila 150 gram arası hamurları parçalayan bu makine, içine atılan hamuru 6 parçaya bölüp kolay işlenebilmesi için yuvarlak hale getiriyor. Daha sonra bantlarla taşıyarak hamur dinlenme ünitesine geçiriyor. Hamur bu ünitede en fazla 8 dakika dinlendikten sonra ona son görünümünü kazandıracak olan şekillenme işlemine giriyor. Mini bir somun ekmek şeklini alan bu hamur son olarak serme bandıyla nihayetine kavuşuyor. Onlar 3 saat boyunca bekleyeceği fermentasyon odasına gide dursun, önceki sandviçler paketleme işlemine geçti bile. Bu ekip titiz bir çalışmayla her gün 10 binden fazla sandviç ekmeği paketliyor. Soğutulduktan sonra bu üniteye gelen sandviçlerin ilk olarak arası kesiliyor ki o leziz peynirler rahatça girebilsin. Ardından bant sistemi onları alıp lazerli gözlerden geçiriyor. Bu lazerler ekmeğin varsa hatasını ve adedini, ki bu 5 tane oluyor, hesaplayıp duruma göre ambalajlamaya geçit veriyor. Son olarak beşli paketler tüketiciye ulaşmak için kasalara diziliyor. Ambalajlama işlemi gıda güvenliği için oldukça önemli. Özellikle de bu 50 gramlık mini roll ekmekler için. Sırada o var. Roll ekmeği. Küçük yuvarlak somun ekmek. Onu genellikle ambalajlı olduğu ve dış etkenlere maruz kalmadığı için tercih ediyoruz. Boyutuyla ekmek israfını da engelleyen küçük bir dev o. Ya da sadece küçük. Sandviç hamurundan farklı olarak 108 litre su ve şeker ilavesiz olarak hazırlanan roll hamuru mayalandıktan sonra 30 saniye boyunca bu makineye emanet. Peki burada onu nasıl bir süreç bekliyor? Öncelikle roll hamuru makinenin yanına geliyor. Parçalar halinde honiye atılıyor. Rollerin gramajları ayarlandıktan sonra altılı bir şekilde kesilmeye başlanıyor. Altılı kesilirken tam burada düzgün bir şekilde çıkması için yuvarlama işlemi yapılıyor. Bu yuvarlama işleminde paletler halinde ön tarafa geliyor. Ve paletler tahtanın üzerine 9-6 şekilde düşüyor. 62 gramlık bu hamurlar 18 dakika boyunca kaldıkları fırından 50 gramlık küçük somun halinde çıkıyor ve soğutulduktan sonra ambalajlama ünitesine geçiyor. Tesisimizin rol ekmekleri ambalajlama bölümündeyiz. Bu makineler saatte 10 ile 15 bin arası ekmek ambalajlar. Bu ekmekler 50 gram ağırlığındadır. Optik gözlerle sayılır. 150 torbalarda hastanelere, resmi dairelere, yemekhanelere, catering firmalarına gider. Makineye boşaltılan ekmekler bant sistemiyle ilerleyerek yapıştırma bölümüne geliyor. Burada bıçak ve ısı yardımıyla kesilen ambalajlar etiketlendikten sonra torbalanıyor ve ardından tüketicinin sofrasında kendine yer buluyor. Yani bir şekilde yer buluyor. Halk ekmeği, rol ekmeği, sandviç ekmeği ve diğerleri. Türkiye genelinde bir yılda 35 milyar ekmek üretiliyor.
ekonomik değerinin yanı sıra birçok besin maddesini de bir arada sunabilen bir gıda. Yoğruluyor, şekillendiriliyor, dinlendiriliyor, pişiriliyor ve paketleniyor. Bu şekilde son tüketiciye kadar ulaşıyor. İşte ekmeğin serüveni burada son buluyor.